Evren, sonsuz karanlığın içinde parıldayan yıldızlar ve galaksilerden oluşan muazzam bir yer. Güneş sistemimiz, bu uçsuz bucaksız evrenin sadece küçücük bir köşesi. Peki bu devasa varlıkta yalnız mıyız? Bu, insanlığın en eski ve en derin sorularından biri. Gecenin karanlığında gökyüzüne baktığımızda, sonsuz bir yıldız denizine dalıyoruz. Her bir yıldız, uzak bir güneş sistemi. Galaksimiz Samanyolu, 100 milyardan fazla yıldızı barındırıyor. Ve evrende Samanyolu gibi 100 milyarlarca galaksi var. Bu kadar geniş bir evrende, tek başımıza olma ihtimali ne kadar? Bilim insanları, dünya dışı yaşam formlarının varlığını araştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Güneş sistemimizdeki diğer gezegenlerde ve uydularda yaşamın izlerini arıyorlar. Uzay teleskopları, uzak galaksilerdeki yıldız sistemlerini inceliyor. Belki bir gün, bir gezegende okyanuslar, bir atmosfer ve belki de canlılar bulacağız. Ancak evrenin genişliği ve yaşı göz önüne alındığında, dünya dışı uygarlıklara dair herhangi bir iz bulamamış olmamız garip. Bu durum, Fermi paradoksu olarak biliniyor. Eğer evrende başka uygarlıklar varsa, neden onlarla iletişim kuramadık? Neden onlara dair herhangi bir iz bulamadık? Bilim insanları, dünya dışı yaşam formlarını bulmak için farklı yöntemler kullanıyorlar. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır. Gezegen araştırmaları, güneş sistemimizdeki ve diğer yıldız sistemlerindeki gezegenleri inceleyerek yaşamın var olabileceği koşullara sahip olanları belirlemek. Astrobiyoloji, yaşamın evrendeki farklı ortamlarda nasıl var olabileceğini inceleyen bilim dalı. Radyo teleskopları, uzaydan gelen radyo sinyallerini dinleyerek olası zeki uygarlıklardan gelen mesajları aramak. Uzay teleskopları, uzak galaksileri ve yıldız sistemlerini gözlemleyerek yaşamın var olabileceği gezegenleri ve atmosferlerini incelemek. Olası işaretler. Bilim insanları, dünya dışı yaşamın varlığına dair bazı olası işaretler buldular. Bunlardan bazıları şunlardır. Uzayda ve bazı meteorlarda yaşamın temel yapı taşları olan organik moleküller bulundu. Mars ve Jüpiter'in uydusu, Europa gibi bazı gök cisimlerinde suyun varlığı keşfedildi. Güneş sistemi dışındaki bazı yıldızların yörüngesinde dünya benzeri gezegenler, egzogezegenler keşfedildi. 2004 yılında, 25 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız sisteminden gelen ve yapay kökenli olabileceği düşünülen bir radyo sinyali alındı. Bir önceki bölümde, dünya dışı yaşam formlarını bulmak için kullanılan yöntemlere ve bazı olası işaretlere değindik. Bu bölümde ise evrendeki zeki uygarlıkların sayısını tahmin etmek için kullanılan Drake denklemini inceleyeceğiz. Drake denklemi. Drake denklemi, 1961 yılında Frank Drake tarafından formüle edilmiştir. Denklemin temel amacı, Samanyolu galaksisinde var olması muhtemel zeki uygarlıkların sayısını tahmin etmektir. Denklemi görüntüde görüyorsunuz, ifadelerin anlamını açıklayayım. Ne Samanyolu galaksisinde var olması muhtemel zeki uygarlıkların sayısı. R yılda yıldız oluşma oranı. FP, yıldızların gezegen sistemlerine sahip olma olasılığı. N gezegen sistemlerinde dünya benzeri gezegenlerin sayısı. FL, dünya benzeri gezegenlerde yaşamın ortaya çıkma olasılığı. FI, yaşamın zeki yaşam formlarına evrimleşme olasılığı. FSI, zeki uygarlıkların iletişim kurabilecek bir teknoloji geliştirme olasılığı. L, zeki uygarlıkların iletişim kurabilecekleri ortalama süre. Denklemdeki değişkenler. Drake denklemindeki her bir değişkenin değeri hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bilim insanları, her bir değişken için farklı tahminlerde bulunmaktadır. Bu tahminler, astronomik gözlemler, teorik modeller ve bilgisayar simülasyonları gibi farklı kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Denklemden çıkan sonuçlar. Drake denklemine göre Samanyolu galaksisinde var olması muhtemel zeki uygarlıkların sayısı, 100 ile 100 milyar arasında değişebilir. Ancak bu tahminlerin oldukça geniş bir aralığa sahip olduğunu ve büyük ölçüde kullanılan varsayımlara bağlı olduğunu unutmamak önemlidir.